Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbağı.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine transferin hareketliliğinden bahseden bir önemli bir video ile başlıyorum. Önemli bir haberle başlıyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi Giacomo Tagliata. Son dakika transfer haberi diye belirtmişler. Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe İtalya'da transfer yarışına girdi diyor haberde. Vay, Türkiye'de de değil. Çizme basınından yansıyan bilgilere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe Giacomo Quagliata transferi için nabız yokluyormuş. İşte nabız yoklamış. İşte ayrıntılar. Evet. Şimdi iki kulüpte sol bek transferi yapmak istiyormuş. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş Masuako'yu 16 maç oynattı, 9 maç daha oynatırsa 2.2'ye bonservisini alacak diye biliyorum. Yani sol bek arayışı yok diye biliyorum. Bir de Umut Meraşları var diye hatırlıyorum. Ama Fenerbahçe'nin bir sol bek isteği kesin. Şimdi ona bir şey diyemem. Doğru. Haberde şu ifade varmış. Cremonese Serie A'dan düşmemek için mücadele ediyor. Buna karşın sol bekinin performansı dikkatlerden kaçmıyor. Öyle ki tıpkı yaz transfer sezonunda olduğu gibi çeşitli kulüplerin radarına girdi. Her şeyden önce Genoa girişimde bulunmaya hazır. Ayrıca yabancı ülkelerden de oyuncuya ilgi var demiş. Ve bizim takımları da söylemiş arkadaşlar. Şimdi oyuncunun profiline baktığınız zaman 22 yaşında İtalyan oyuncu. Yani 22 yaşındaki İtalyan oyuncu. Hani nasıl söylenir size, nasıl belirtilir? Bu 22 yaşındaki İtalyan oyuncu her an sanki böyle takımlara gidebilecek gibi sezonun başında transfer etmişler futbolcuyu. Ama sezonun başındaki transfer olan bu futbolcu sanki Fenerbahçe adına Osterwold'e olmazsa hali hazırda olsun diye alınacak türden bir isim gibi. U21'de 5 maça çıkmış yani İtalyan U20'de ama 22 yaşında. Burada atladıkları detay tabii ki de Fenerbahçe'nin 14+3 kuralına göre alacak olması detayı. Hani bu şekilde 14+3'e uymayan bir olay var arkadaşlar. Serdar Dursun'a KV Meçhelen kancası. Diğer haberimiz. Devre arasında transfer hareket takımlarına Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe ve futbolcularına da teklifler geliyor. Serdar Dursun'a talip çıktı. Evinde Fenerbahçe'miz Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ve Fenerbahçe'de 3 kulvarda mücadele sürecek biliyorsunuz. Jesus yönetimden transfer istedi. Transfer için birçok şey yapılırken formasını Batshuayi'ye ve Valencia'ya kaptıran ki nasıl kaptırmasın Serdar Dursun'a KV Meşelen talip oldu. Belçika ekip 31 yaşındaki golcü oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyormuş. 1.2 milyon euro bedelindeki ağır maaşı Belçika ekibini zora sokuyormuş. Ya onlar için 1.2 milyon kebap, asıl biz düşünelim 1.2 milyon euroları. Çünkü artık 1.2 milyon eurolar bizim Türk takımları için yani epey bir para. Epey bir para. 25 milyon TL civarında epey bir para. Jesus geldi. Serdar Dursun bir nevi gözden çıkarıldı diyor. İtalya ve Katar'dan ilgi gösteren takımlar var. 16 maçta bu sezon görev aldı. 3 gol 2 asist yaptı. Geçen sezon iyiydi. Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro fakat Serdar'ın 10 kez milli takım forması giymişti ve 7 gol atmıştı var ki süre bazında da belki de dünyanın en iyi istatistiğine sahip bir forvet istatistiği ama durumlar ortada. Hocam Serdar Dursun gider mi? Hiç sanmıyorum. Yani şu aşamada sanmıyorum. Cao Pedro gider mi? Yani Cao Pedro'nun gitme ihtimali Serdar'dan daha yüksek. O kadar söyleyeyim. Ha, Serdar Türk kuralını yani Türk olduğu için Türk kuralı ortada. Her şey ortada. Ben çok fazla zannetmiyorum arkadaşlar. Onu da
belirteyim. Canlı yayında transferi açıkladı Fenerbahçe'den o takıma. Şimdi sosyal medyada birçok duyumcu var arkadaşlar. Ben isim vermeyeceğim buradan. Bir arkadaş YouTube kanalında gelişmeleri değerlendirmiş. Ferdi Kadıoğlu'nun olası transferi değerlendirmiş. Böyle bir transfer yok. Arda Güler konusunu değerlendirmişler. Arda'nın niye oynatılmadığını ben biliyorum ama söylemek istemiyorum. Kulüp açıklayana kadar ben bunu açıklayamam. Çünkü bunu açıklarsam hainlik olur. Altay Bayındır sözleşme meselesi, Valencia transferi akıbeti, Buruma'nın son durumu demiş. Buruma kim ya? João Pedro ve Fiorentina iddialarını konuşmuş. Zaten hepsini biliyorsunuz. Yani aslına bakarsanız bizim kanalda, özellikle benim dünkü attığım videolarda yer alan bütün duyumları tekrar konuşmuş olmuşlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fenerbahçe yeni kalecisini buldu. Altay Bayındır'ın yerine geliyor demiş. Bakın, Altay Bayındır'ın yerine geliyor. Net. Orada bizim Zeynep'in sesi gelmiştir muhtemelen. Altay'ın yerine geliyor diyor. Bakın ben söylemiyorum. Haber söylüyor. Transfer hareketleri yaşanır. Altay Bayındır'la sözleşme yenileme görüşmelerinde kriz yaşayan Fenerbahçe. Bakın kriz yaşıyormuşuz. Plebekçi sarayışlarına başladı. Bir süredir temaslarda bulunan yönetim aradığı ismi buldu. Bir de şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın. Aptal insan, kafası basmayan insan bazı meseleleri tekrar tekrar söylememi ister. Kötü niyetli insan ise söylediğim şeyden kendi çıkarına, kendi menfaatine uygun olan alır. Ben günlerdir burada şunu söylüyorum. Futbolcularımızda form düşüşü olabilir ama bize düşen desteklemek, linç etmemek. Hani hatayı sadece ona bulursak linç etmek daha kolay olur. Etraflıca düşünmek lazım diye birçok arkadaşım yorumlarda yazıyor. Ne yani Altay Bayındır sen çok mu iyi demek istiyorsun? Arkadaşım sen lafı nereden, ne şekilde, hani işine nasıl geliyor öyle algılamak istersen dünyada iki tane değil üç tane kutup var olarak da algılayabilirsin bu cümleyi. Arkadaşlar buna dikkat edin. Mesela dün bir video attım. Videoda gerekenleri açıkladım. Dedim ki belki de dedim sizin izleyeceğiniz son videomuz olacak. Belki de. Bak belki de. Elemanın biri yazmış hani son videondu. Ya, belki de lafını gizliyor işine geldiği gibi. 6 ay için tekrar söylüyorum. Evet form düşüklüğü var. Evet çok kötü durumda. Evet toparlanması lazım. Fakat şu konuda sizinle anlaşmıyorum. Sözleşme uzatmadığı için değil. Mental anlamda futbolcuyu yoruyoruz ve kaleci antrenörleri yetersiz kalıyor diye bas bas bağırıyoruz. Yani sesimizi duyuramıyoruz birbirimize maalesef. Bizim sıkıntımız burada. Yoksa çok bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Yani umarım ne demek istediğimi anlatabiliyorum ya da anlayabiliyorsunuzdur. Şimdi sol bek için Osterwolde zaten gündemde, herkesin aklındaki isim bu ama kaleci için arayışlar da varmış. Arkadaşlar ben direkt geçiyorum. Altay'ın İtalya'dan Inter ve Roma gibi talipleri var. Bilerek yiyor mu falan diyecekler. Ulan İtalya'dan Inter, Roma böyle bir kaleciyi istiyorsa bilerek yemek asla olmaz. Transferde İngiliz rakip Fenerbahçe bir tane kaleci alıyormuş. Dominik Livakovic alıyormuş Fenerbahçe. Şu Hırvat milli kaleci ve transferde İngilizler rakipmiş. Nottingham Forest rakipmiş. 10 milyon euro istiyormuş Dinamo Zagreb. Biz de demiş ki 10 milyon euro para mı lan demişiz. Lan 10 milyon euroya sizi bile satın alırız demişiz. Hırvat ekibiyle 2024'te sözleşmesi bitecek. Livakovic'in yeni bir maceraya hazır olduğu ilan edilmiş. 9 Ocak 95 yılında Hırvatistan'ın Zadar şehrinde doğan Livakovic profesyonel kariyerini 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı. 2016'da falan filan diye anlatıyor. Hırvatistan'ın dünya üçüncüsü olmasında büyük rol oynadı diyor. Arkadaşlar hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Ne olsun. Fenerbahçe'de çarpıcı transfer raporu, kaybolan milyonlar. Bakın bu haberi normalde önemsemezdim. Basar geçerdim. Ama bugün önemseyeceğim tuttu. Çünkü en fazla soru ve en fazla sorun buradan geliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin son şampiyonluğundan bu yana epey bir süre geçmiş durumda.
Yani Fenerbahçe'nin son şampiyonluğuna bu yana epey bir süre geçti. Ve dev paralar, onca transferler ama Fenerbahçe'nin bir türlü elde edemediği başarılar. GS Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir veri paylaşmış ve o gerçeği ortaya dökmüş. Tabii ki de bizim taraftarlar da böyle bir gerçeğe bayılıyorlar. Niye? Çünkü öyle bir olayın olması onları haklı çıkarıyor. Şimdi istediği sonuçlar alamadı. Trabzonspor falan filan diye anlatıyor. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı sadece 4. Belki de daha da düşecek. Ve belki de Fenerbahçe öne geçecek ama transferde büyük paralar harcamasına rağmen istediği sonuçları alamamış Fenerbahçe. Mesela Samet Akaydın nasıl startı verdi diyor. Şimdi burada anlatmak istediğini haberi moda mod okursam arkadaşlar kafanız bulanır. Anlatmak istediğini kısa kısa konuşup geçelim, olur mu? Osterwolde'yi almak istiyor. Samet Akaydın'ı zaten aldı. İkisi de olursa 10 küsür milyon euro para verecek demek istiyor. 7-7,5 milyon euro. Ve hani son detaylar konuşuluyor. Peki kaybolan milyonlar? Süper Lig'in üzerinde istatistikler diye de devam ediyor. Osterwolde'nin istatistiklerinden bahsetmiş. Burada bunu zaten sosyal medyada okumuşsunuzdur. Takımdan gönderilecekler var. Tamam, Fenerbahçe birilerini almak istiyor ama birilerini de göndermek istiyor. Mesela Alioski, Lemos ve Buruma'nın transferde artık gitmeleri için isimleri sürekli geçer oldu. Peki bir türlü başarıya ulaşamadı. Ali Koç döneminde birçok yıldız transfer edilmiş ancak başarıya ulaşılamamış. 2018-19'da 6. sırada tamamlandı sezon. Bu sezon ciddi bir sıkıntı. Bir sezon sonra 53 puanla 7. ligde kaldı Fenerbahçe. Hani 7 puan daha fazla aldı ama 7. kaldı. 2020-21 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'dan 82 puanla 3. sırada yer aldı. Bakın 82 puandan bahsediyoruz. Böyle hani azımsanacak bir puan değil. 82 puan. Tabii takım sayısı fazlaydı, o da ayrı mesele. Geçen sezon Trabzonspor'lardan 2. sırada tamamlattırıldı Fenerbahçe ve başkanlık görevi boyunca yaklaşık 115,4 milyon euroyu Ali Koç transfere yatırmış. Buruma'ya da 4,2 milyon euro. Tabi bu da taraftarın tepkisine sebep oldu. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev ve UEFA Avrupa Ligi'nde Slovaçko maçlarında forma giydi. Ligde Ümraniye maçında ilk maçta 27 dakika sahada kaldı. Takvimin haberine göre GS Fenerbahçe ile ilgili şu veriyi paylaşmış. Yaz transfer döneminden bu yana en çok transfer harcaması yapan 50 kulübü açıklamış. Ve Fenerbahçe 40 milyon euroluk harcamayla 50. sırada yer almış. Kim aldı peki Fenerbahçe? Diego Rossi'nin bonservisini aldı. Her an kar elde edebilir. Juan Perez, João Pedro bu iki ismi aldı ama müthiş sakatlıklar yaşadı bu iki isim. Hani form grafiği maalesef yani bekleneni veremediler diyeyim. Buruma'yı Samet Akaydın konuştukları. Michy Batshuayi, bence Batshuayi'den gereken verim alındı. Lincoln Henrique, bence Lincoln'den de gereken verim alındı. Hani siz önemsemeseniz de mesela yazalım abi. Lincoln Henrique. Bakın benim dikkat çekmek istediğim noktayı söyleyeceğim size. Bekleyin. Yere ayrılmayın. Kaçmayın, durun. Durun. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 1624 dakika süre almış. 1624 dakika. 2 gol, 6 asisti var. Bakın bu 2 gol, 6 asistin çoğunluğunu hücum yönünde oynarken yaptı çoğunluğunu. Biz sol beke mahkum ettik. Belki de burada da hata bizimdir. Olamaz mı? Yani burada belki hata bizimdir. Bence bu hatayı Ali Koç'a bulmak mantıklı değil. Arao, Emre Mor, hani 3 Arao'ya 2 Emre Mor'a verildi. Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat. Şu kadar isim içerisinde bir Gustavo Henrique eleştirilerin odağında, iki Buruma eleştirilerin odağında. Öbürlerinden en azından bir şekilde faydalanıldı. Ve hani Chelsea 555 harcadı diyor. Manchester United 272 milyon harcadı diyor. West Ham United da yine 3. sırada yer alıyor. 237 milyon diyor.
Listenin ilk 5 sırasında İngiliz takımları var diye söylüyor. Bakın istatistik bu kadar. Ama başlık Fenerbahçe taraftarını çileden çıkartmaya yetiyor. Peki ben başka bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe tarihindeki en pahalı satışların olduğu dönemdeyiz. Yiğit hocam Fenerbahçe ticarethane değil. Biz bin miyiz futbolcu al sat. Mecbursun. Yahu deniz bitti. Para bitti. Bak şöyle bir şey yapalım. Euro bugün 20 liradan 2 liraya düşsün. 2 TL'ye düşsün. Bakın 2 TL'ye düşsün. Euro bugün 2 TL'ye düşsün. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor hiç fark etmez. Hani böyle Messi'ler, Lewandowski'ler, Neymar'lar getiremiyorsa alayı gerizekalıdır. Alayı satılmış kulüplerdir. Yani eğer dolar euro bu seviyeye düşerse almazlarsa aptallar. Ama euro 20 lira farkında mısınız? Aziz Yıldırım olsa çoktan şunu getirirdi. Aziz Yıldırım Roberto Carlos'u açıkladığında bilmem Nani'yi açıklıyordu. Bilmem Van Persie'yi açıkladığında Nani'yi getiriyordu falan filan. Aziz Yıldırım döneminde dolar euro ne kadardı? Hani ekonomi nasıl bir haldeydi? Hiç düşündünüz mü? Ya da kulübün gelir kaynağı ne şekildeydi? Sadece yayıncı kuruluş gelirleri. Bir düşünün bakalım ya. Sadece bir düşünün. Sadece bir düşünün. Arkadaşlar, çöplemek için elimizde çok sebep var ama desteklemek için daha fazla sebep var. Bu şekilde bir matematiğe girişmeyin. Videomuzu özetlemek gerekirse Cagliata ben beklemiyorum. Erdi Kadıoğlu'nun bir yere gittiği yok. Arda Güler için kulüp açıklama yapana kadar ben yapmayacağım. Samet Akaydın biraz izleyelim öyle yorum yapalım. Yani ağır gibi geliyor birçok taraftara. Serdar Dursun'un bir yere gideceği yok. Kasımpaşa maçını inşallah kazanırız. Galatasaray'da puan kaybeder. Hava birden değişir inşallah. Batshuayi Valencia iyi gidiyorlar şu aşamada. Altay Bayındır'a destek olalım. Ne olacak ya? Kadıköy'de bir maç destek olun. Bruma kim ya? João Pedro iyileşiyor. Ama biraz daha süreye ihtiyacı var. Osterwold'e biliyorsunuz Livakovic olayı külliyen yalan. Yani külliyen yalan normal değil. Ama yine de ana gündemde bu olduğu için söylüyorum. Biz kaleci falan almayacağız. Haberiniz olsun. Böyle bir olay var. Trabzonspor Galatasaray dedik. Alioski'nin gitme durumu dondu gibi. Donduruldu gibi. Zaruretten dolayı. Çünkü transfer bir türlü bitmiyor. Biraz ona bağlı. Lemos o da gitmek istemiyor. Rossi için teklifler var ama resmiyete dökülmedi. Luan Perez iyileşti. Belki de Kasımpaşa maçında Luan Perez sürprizi görürsünüz. João Pedro'yu konuştuk. Batshuayi'yi konuştuk. Lincoln Henrique bence oynaması gereken yere geçmesi lazım. Bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.